Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu herkesin merak ettiği üzere Converse hakkındaki her şey. Ne yaparsak Converse'imizin ömrünü çok daha fazla uzatabiliriz. Şimdi size bu videoda hepsini anlatacağım. Evet, videoya başlıyoruz. Şu an elimde bir tane klasik bir bordo var. Bu bordomuzun klasik kodu M9691 olarak, hemen kısa bir dipnot olarak bunu da söylemiş olayım. Evet, Converse'lerde genellikle dünyanın ilk spor ayakkabısı olduğu için dikiş sistemi yoktur arkadaşlar. Yani bu ayakkabıda şu görmüş olduğunuz, bakın şu siyah diye tabir ettiğimiz şerit kısımlarında hiçbir şekilde bir dikiş göremezsiniz. Dolayısıyla burası pres baskı diye tabir edilen bir baskılama sistemiyle, yani yapışkan diye tabir edilen bir sistemle yapışıyor. Şimdi bu ayakkabıyı yıkadığımız zaman, benim daha önce çekmiş olduğum yıkama videolarında belirtmiş olduğum üzere, burada da hemen tekrar üzerinden geçeceğim. Converse'lerimizi yıkadıktan sonra kurumaya bıraktığımızda kesinlikle ama kesinlikle oda sıcaklığında kurumaya bırakıyoruz. Herhangi bir ısının önüne bıraktığımız zaman, işte kalorifer petiği, örnek veriyorum işte balkona bıraktık, güneş ısısı veya daha farklı vesaire, her türlü ısının önüne bıraktığımızda, biraz önce söylediğim üzere ayakkabıda yapışkan olduğu için yıkamadan sonra güneşi gördüğünde, ısıyı gördüğünde buraları hemen sapsarı oluyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Ömrünü kısaltan en ciddi hatalardan birisi oda sıcaklığı kurumaya bırakmamamız arkadaşlar. Bunu bir kere net olarak yapıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde ayakkabımız çok, mesela haftanın 7 günü çok seviyorsunuz Converse'i, ayağınızdan çıkartmıyorsunuz. Ben Converse'den başka bir şey giyemem diyorsunuz. Hayır. Çok yoğun kullanımda yine bu ayakkabıda dikiş sistemi olmadığı için bu kenarlardan, şuradan, şuradan, şuralardan, şuralardan bu ayakkabılarda kırılma görebiliyorsunuz. Kırıldıktan sonra da burası boydan boya böyle açılabilir. Yoğun kullanımda da Converse'lerde kırılmaları çok net olarak görebiliyorsunuz. Bu da bu ayakkabı markasının ömrünü kısaltmasına sebep olan ikinci etkenlerden birisi. Geldik üçüncü etkene. Evet, bu ayakkabı gruplarında yine yoğun kullanım sonucunda oluşabilecek handikaplardan bir tanesi de şu görmüş olduğumuz iç astar diye tabir edilen şurası. Hatırlarsanız Converse kullanan 1000 kişide, örnek veriyorum size, 999'unda şu iç astar yırtığını muhakkak görürsünüz. Bu neden? Bağcıklarımızı, normal bunun bağlı olduğunu düşünelim şu şekilde. Ayağımızda bağlı bu. Şuraya kadar bağlı. Hemen ayağımı bir zoom yapmasını istiyorum arkadaşımın. Şu çıkartışı yaparsanız Converse değil, dünyanın her ayakkabısını düşünün, aklınıza gelebilecek her markayı düşünün, muhakkak kısa vadede iç astar yırttıklarını görebilirsiniz. Ki Converse'de tamamen şurası sadece bir astar ve şurada da arkasında da bir lastik göreceksiniz. Bakın şurada bir lastik vardır. Yani şu dokunun, şu kumaşın altında şurada bir lastik vardır. Yoğun kullanımda tam olarak bağcıktan açmadan çıkarttığınız için baskıya bağlı olarak iç astarı hemen yırtılabiliyor. Bunu da lütfen yapmayın arkadaşlar. Yapmazsanız çok daha uzun vadeye bu ayakkabınızı yayabilirsiniz. Yine dördüncü etkenlerde yoğun kullanım sonucunda bu ayakkabının iç alt taban gruplarını görüyorsunuz değil mi? Şuralarda. Yoğun kullanımda da şu lastik diye tabir edilen şu alt taban, şu zemin hemen şu beyaz lastiklerden hemen ayrılabiliyor arkadaşlar. Bu da yoğun kullanımda bu ayakkabının başına gelebilen olumsuz negatif faktörlerden birisi. Yine ne diyoruz? Bunu da yoğun kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ana hatlarıyla Converse'lerde size ömrünü uzatabilecek avantajları size söylerim. Ne yaparsak bunun ömrünü kısaltırız. Evet, bunları da size anlatmış bulunuyorum. Evet, videomuzun içeriği bu şekilde oluşabilecek bir içerikti. Muhakkak bunun içerisinden vermiş olduğum bilgilerden cımbızla kendinize bulabileceğiniz bir cevap muhakkak çıkacaktır arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, aynı zamanda abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizin olsun. Sağlıcakla kalın.